Çeşitli makale ve köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Erdoğan, en İslamcı ve en çok faiz kazandıran Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 8 Ekim'de Balıkesir'de, "Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir," dedi, alkışladılar. 5 yıl kadar önceydi. 19 Haziran 2018 tarihinde, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken Adana'da şunları söylemişti. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ha ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz. Alkışlamışlardı. Erdoğan 24 Haziran 2018'de ikinci defa Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan'ın yetki istediği Türkiye. 25 Haziran 2018 günü 1 Amerika Birleşik Devletleri doları 4,65 liraydı. TÜİK Temmuz başında yıllık enflasyon oranını %11,49 olarak açıklamıştı. Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz %17,75'ti. Hazinenin Temmuz 2018'deki 10 yıllık tahvil satışında bileşik faiz oranı %12,32 idi. 1 litre benzin 6,24, 1 litre mazot 5,64, mutfak gazı, LPG 3,38, elektriğin kilowatt saati 55 kuruş, 1 litre süt 1,70 liraydı. Dana kıyma kilosu 41 liraya, ekmeğin kilosu 5 lira 80 kuruşa, yumurtanın tanesi 60 kuruşa yükseldi diye toplum şikayetçiydi. Erdoğan bütün bu, şunla bunla nasıl uğraşılacağının formülünü bulmuştu, sorun yüksek faizdi. Yetkiyi alınca faizi düşürecek, sorunları çözecekti. Zaten faizden kazanç İslam'da yasaktı, naslar var dedi, bir Müslüman olarak benden başkasını beklemeyin. Uğraşmaya faiz ve kurla başladı. Hazine ve maliyeyi birleştirdi, başına daha önce Enerji Bakanı yapmış olduğu damadı Berat Albayrak'ı getirdi. Albayrak 2019'da aksan taklidi yaparak, alalım 6 liradan 7 liradan dolarları, 10 lira olacak, 15 lira olacak ya, o zaman satarız diye karşısına topladığı sanayi ve ticaretin anlı şanlı isimleriyle dalga geçtikten sonra 8 Kasım 2020'de, at izi it izine karıştı diyerek görevi bıraktı. AK Partili olsa da Erdoğan'ın kapatmış olduğu devlet planlama teşkilatı kökenli olduğu için devlet ve ekonomi bilgisi olan Lütfi Elvan'ı Albayrak'ın yerine, maliyeden yetişmiş Naci Abal'ı da Merkez Bankası başına getirdi Cumhurbaşkanı. İstediklerini tam olarak onlara da yaptıramadı. Nihayet Albayrak'ın bakan yardımcısı Nureddin Nebati bulundu. Merkez Bankası başına da, evet efendim deyip istekleri, kitabına uydurma konusunda elinden geleni yapan Şahap Kavcıoğlu'nu buldu Erdoğan. Ve nihayet, şunla bunla yani vatandaşın canını yakan hayat pahalılığı ve enflasyonla uğraşmaya, ağırlığı faiz indirimine vererek uğraşmaya başlayabildi. Peki, başarılı oldu mu? Gelin, bakalım. Yeniden yetki istediği Türkiye. Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığı yetkisi istediği 8 Ekim 2022 Türkiye'sinde görünüm ise, 5 yıl önce yetki istediği Türkiye'den çok daha kötüdür. Bugün benzinin litresi 20,60 lira, mazot 27,14 ve LPG 10,24 lira. En ucuz ekmeğin kilosu 19 lira. Elektriğin en düşük tarifeden kilowatt saati 1,73 lira. 1 litre süt 21, 1 kilo dana kıyma 110, 1 yumurta 2,25 lira. Erdoğan 5 yıl önce yetki istediğinde asgari ücret 2029 liraydı, 436 dolar ediyordu. Bugün yeniden ve sanki bozan bir başkasıymış gibi, düzelteceğim diye yetki isterken asgari ücret 5500 lira, 297 Amerika Birleşik Devletleri doları ediyor. 5 yıl önce yetki istediği gün 4,65 lira olan 1 Amerika Birleşik Devletleri doları bugün 18,55 liradır. TÜİK'e göre enflasyon %83,4. Şimdi bir başka hesapla, düşürdük söylemine hazırlanıyorlar. Merkez Bankası faizinin %14 düzeyinde olduğu Haziran, 2022'de yapılan 5 yıllık hazine tahvili ihalesinde bileşik faiz %19,45'ti.
yani bankalar, yatırımcılar %14 ile devletten borç alıp %19,45 ile devleti borçlandırabiliyordu. Faiz, para ve din işleri. Bugün Türkiye'de en karlı sektör bankacılık. Bankaların karı 2022'nin ilk yarısında %460. Bunda Erdoğan'ın 2021 sonunda dolar ilk kez 18 lirayı görünce devreye aldığı kur korumalı mevduat uygulamasının da payı var. AK Parti hükümeti dolar kurunun daha da artmaması için piyasaya döviz sürebilsin diye icat edilen bu mali aygıt nedeniyle 2022'nin ilk yarısında hazineye 60 milyar lira ek yük binmiş. Biraz parası olan faiz delisine dönmüş durumda bankalara hücum ediyor. 24 bini kuruluş ve şirketler olmak üzere 757 binden fazla müşterisi varmış. Hem de Diyanet İşleri'nin caiz değildir demesine rağmen. Erdoğan Türkiye'nin en İslamcı Cumhurbaşkanı ve en çok onun karşı olduğunu söylemesine rağmen faiz kazancının başka her kazancın önüne geçtiği dönemi yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 yıl sonra yine düzelteceğim vaadiyle yetki istediği Türkiye'nin görünümü budur.